Şimdi geçen gün Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Gayri safi milli hasılamız 2023 yılında 2 trilyon dolar olacak dedi. Oturdum hesapladım. Her yıl yüzde kaç büyümemiz gerekir diye bir hesap yapmaya gayret ettim. Her yıl %12 büyüme sağlarsak, her yıl üst üste %12 büyüme sağlarsak 2 trilyon doları gene bulamıyoruz. 1.7, 1.8 trilyon civarında kalıyor. Bu hangi hesaba dayanıyor? Onun için AKP iktidarının bütün hesapları böyle. Orta vadeli plan açıklaması yapılıyor. Orta vadeli planda bakıyorsunuz %5 büyüyeceğiz, enflasyon %5 olacak deniyor. Dönüyorsunuz, revize ediyorsunuz. Enflasyon şu anda %11. Büyüme rakamlarımızda sizin söylediğinize göre %3-3,5 civarında kalacak. Bu büyüme rakamlarıyla Türkiye'nin kalkınması mümkün mü? Soru bu. Bakın, iki Trakya büyüklüğünde de tarım alanları ekilemiyor. NADAS'a bırakanlarla falan baktığınız zaman 10 milyon hektar gibi bir alan Türkiye'de ekilemiyor. Gidin bakın Anadolu'daki köylere. Hepiniz gidiyorsunuz. Daha yeni seçimden çıktık. O Anadolu köylerinde, o Toroslarda artık genç nüfus kalmadı. O tarlaları ekip biçecek önümüzdeki 3-5 sene içinde adam da bulamayacağız. Onlar kente geliyorlar ve kentte işsizler. Bugün %13 seviyesine çıkmış işsizlik var. Bu nasıl ekonomi yönetimi? İnsanlar aç, insanlar susuz. İnsanlar işsiz kaldığı zaman yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlar intihar ediyorlar artık. İnsanlar evine ekmek götüremiyorlar. 4 gençten birisi Türkiye'de işsiz. Üniversite mezunlarından 4 mezundan bir tanesi işsiz. Bu nasıl adalet? Bu nasıl vicdan? Yabancı sermayeyi getirmek istiyorsunuz. Getirmek istiyoruz. Hep beraber istiyoruz. Ama yabancı sermaye gelir elde eden karlı şirketleri satın almaya değil, sıfırdan yatırıma gelmesi gerekiyor. Dönün bakın. Dönün bakın, son 15 yılda Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin her yerine açılış yapıyor. 10 bin kişiye istihdam sağlayacak, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak 1 milyar dolarlık orta yüksek teknoloji ya da yüksek teknolojide bir sanayi kuruluşunun kurdelesi kesilmiş mi? Dönün bakın. Varsa buyurun çıkın söyleyin. Sadece betona yatırım yaparak bu ülkede ne istihdamı sağlayabilirsiniz ne zenginleştirebilirsiniz. Bir de üstüne üstlük tek adam iktidarını istediniz, tek adam rejimini istediniz. Şimdi hukuk da yok, adalet de yok. Hukukun olmadığı yerde, adaletin olmadığı yerde zenginlik de olmaz. Hiç kendimizi kandırmayalım. 2014'ten beri fiili olarak tek adam rejimi ülkede yaşanıyor. Dönün bakın rakamlara. Büyüme %3 seviyesinde kalmış. Döviz rakamları 2014'ten itibaren bakarsanız %35 artmış. Dolayısıyla tarım ürünlerinin tamamına ithalatçı olduğumuz için tarımda da fiyatlara resmen büyük zamlar gelmiş. Yani yoksul halkın ümidi olan, yoksul halkın sofrasından eksik olmayan ürünlerin tamamı ithal artık. Biraz önce söylendi. Nohut ithal, mercimek ithal, kuru fasulye ithal, et ithal. Bu buradan şu çıkmıyor mu? Yönetemiyorsunuz. Ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Artık dönün, hiç olmazsa burada muhalefetin söylediklerine kulak verin. Dış politikada hata, iç politikada hata, ekonomide plansızlık ve bugün geldiğimiz noktada resmen bir çöküş yaşıyor ülke. Biraz önce söylendi. Eğer hukukta ve demokraside geri gidersek, yargıyı siyasallaştırırsak, yargıyı yandaşlardan hakim atayarak yaparsak bu ülkede daha karanlık günler bizi bekliyor ve önümüzdeki dönem içinde bunu lütfen bir uyarı olarak alın.